Selamlar. Bugün iş hayatınızda harcadığınız zamanı daha etkin harcayarak daha fazla para kazanmayı, daha fazla servet biriktirmeyi ve sevdiğiniz işlere, insanlara, hobilere daha fazla zaman ayırabilmenin yöntemlerini anlatmaya çalışacağım. Umarım ilginizi çeker. Ortalama olarak baktığımızda işte günümüzü çoğu 3 dilim halinde yaşıyoruz. İşte 3'te 1'lik dilimi bunun hijyen, yeme, içme, uyku gibi zorunlu ihtiyaçlara gidiyor. 3'te 1'i işte ailemiz, sevdiklerimiz, hobilerimiz, boş zaman onlara gidiyor. Bir 3'te 1'i de işe gidiyor. Biliyorum bazılarınız için iş daha fazla. O zaten pek doğru bir şey değil uzun vadede. Hani yeni bir işi kurarken, yeni bir girişim başlangıcındayken, bir atak yaparken tamam anlıyorum ben de öyle başlıyorum her işe. Ama ömür boyu öyle gitmek de doğru değil. Çünkü biz bu yaşama sadece çalışmak için gelmedik. O halde çalışmak için harcadığım zamanı doğru yönetmem lazım. İşte bugün biraz bunun detayına girmeye çalışacağım. Öncelikle çalıştığımız dönemde, çalıştığımız anlarda zamanımızı neye harcıyoruz bir buna bakalım. Ben 4 tane temel şey ayırdığımızı düşünüyorum. Bir tanesi boşa giden zaman. Yani bir değer katmayan, aslında bize bir kazancı da olmayan israf zamanlar bunlar. Nedir işte gereksiz toplantılar mesela çoğu israf zaman. Nedir işte kolaylıkla aslında otomasyonla bilgisayarla yapılabilecek işleri manuel yapma çabası. Nedir aslında bizden daha az para kazanan saat başı ücreti daha düşük olan insanlara işleri aktarmak yerine kendimizin yapma çabası. İşte bunlar hep boşa giden zaman. İkinci zamanı harcadığımız yer para kazanma anları. İşte ben bir danışmanım ve eğitmenim. Müşteriye gittiğimde mesela 3 saat kalıyorum. İşte atıyorum 1000 lira para alıyorsam saat başı 330 lira para kazanmış oluyorum. İşte bu benim para kazanma anım. Yani aktif olarak yaptığınız işten para kazandığınız anlar. İşte bir avukatın müvekkiline hizmet verdiği anlar, bir berberin saç kestiği anlar, bir beyaz yakalının şirketine ayırdığı zaman. Bunlar zamanımızı verip karşılığında para aldığımız anlar, para kazanma anları. Üçüncüsü yatırıma zaman harcamak. Bu ne demek olabilir? İşte doğru hisse senedini, doğru kripto parayı, doğru devlet fonunu seçmek için ayırdığımız zaman, bunların gidişatlarını takip etmek için ayırdığımız zaman, yani işin bir parasal yatırım bölümü olabilir. Bir kendimize yaptığımız yatırım, işte kendimizi geliştirmemiz ve bu sayede mesela diyelim ki hala danışmanız ama saat başı ücretimiz artıyor, bu sayede gelirimiz artıyor. Böyle bir zaman, yatırım zamanı. Ve dördüncüsü de kaldıraçlı zaman. Yani aslında sadece kendi çalışmamızdan, emeğimizden değil, başkalarının bizim için çalışmasından ve emeğinden de para kazandığımız anlar. İşte bir tek danışman olacağıma 10 tane daha danışmanım yanımda çalışıyorlar. Ve o danışmanların o gün sahada verdikleri emeklerle ben para kazanabiliyorum. Niye? Onlar bu parayı bana veriyorlar. Çünkü ben onlara iş buluyorum, toplantı buluyorum, müşteri buluyorum. Onlar da bunun karşılığında paranın bir bölümünü bana veriyorlar. İşte bu da kaldıraçlı para kazanma. Şimdi birincisi bu boşa giden zamandan tamamen kurtulmak lazım. Otomasyon kullanarak, iş analizi yaparak, o işi daha ucuza yapabilecek insanlara aktararak, bu işi gerçekten yapmak zorunlu mu diyerek onlardan bir kurtulmamız lazım. Ben böyle epey çok gereksiz işi hayatımdan ayıkladım. İkincisi biraz kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Para kazanmak için harcadığımız zamanı da bu çerçevede iyi yönetmemiz gerekiyor. Çünkü diyelim ki bir danışman olarak ben günlük 5000 lira para alıyorum müşterimden. Atıyorum bu rakamları şu an örnek olsun diye veriyorum. Ama benden bir tane var ve bir günüm var sadece. O gün bir müşteriden ancak para kazanabiliyorum. Bunun bir kısıtı var. İşte istediğiniz kadar yetenekli bir doktor, avukat, esnaf olun. İş tamamen sizin ona ayırdığınız zamana bağlıysa. Yani para kazanmanız o işe ayırdığınız direkt zamanla doğru orantılıysa bunun bir sınırlaması var. Buna biraz uyanmamız gerekiyor. Bu sınırlamadan kurtulmanın yolu ise yatırımdan geçiyor. Çünkü yatırım sayesinde kendimi geliştirerek daha yüksek fiyata mesela günlük 5000 yerine belki 20.000 liraya bu işleri vereceğim. Niye? Mesela yabancı dile verebiliyor olacağım. Başka kimse sunamadığı içerik sunuyor olacağım. İçeriğimi çok eğlenceli, neşeli şekilde sunuyor olacağım. Bir sürü şey. İşte bir berberse normal düz saçım kesimin yerine son derece işte yeni, modern akımı takip eden böylece sadece erkek müşteri değil belki kadın müşterileri ondan saça biraz daha para harcıyorlar tabii memnun edebilen berbere döneceğim. O yüzden daha fazla para kazanıyor olacağım. Bir yandan da yatırım yapmayı bildiğim için param benim için çalışıyor olacak. Yani ben burada dururken o para bana bir şeyler getiriyor biliyor olacak. O yüzden yatırıma zaman harcamak çok önemli. Ama belki de en önemlisi kaldıraçlı zamanı iyi yönetmek lazım. Yani yanınızda çalışan bir insanı sizin yapacağınız bazı işleri sizin gibi hatta belki sizden daha iyi yapmasını sağlamak için yetiştirmek süper bir fikir. Çünkü bu sayede siz yokken de o işi yapıyor olacak ve siz bundan para kazanıyor olabileceksiniz. O yüzden
kaldıraçlı zaman benim için en önemlisi. Hep kendi emeğimin dışında başka insanların emeklerinden yararlanarak, tabii onlara da bunun karşılığını hakkıyla ödeyerek daha fazla nasıl para kazanabilirim, zamanımı daha akıllıca nasıl kullanabilirim, buna bakmamız lazım. Büyük patronların çözdüğü sır işte bu arkadaşlar. Onlar bu gereksiz işlere ve para kazanma işlerine daha az vakit harcıyorlar. Onlar daha fazla vakti yatırım işine ve kaldıraç işine ayırıyorlar. O yüzden yatırım ve kaldıraç için azıcık daha detaylı girelim şimdi. Yatırım deyince demin neden bahsettik? Mesela kişisel becerilerimi geliştirmekten bahsettik. Bu sayede belki saat ücretim artacak ve kazandığım para artacak. Ve daha az saat çalışarak aynı para kazanıyor olacağım. Veya yatırım yapmayı öğrendiğim için param benim için para kazanıyor olacak. Ama başka şeyler de var. Mesela çevreme yaptığım yatırım. Doğru bir network kurarsam bu network sayesinde daha öncekinden daha hızlı bir şekilde doğru işleri bulma, doğru müşterileri bulma, daha kolay ve daha hızlı para kazanmanın kaynaklarına doğru ulaşıyor olabilirim. O yüzden çevreme yaptığım yatırım son derece önemli. Sağlığıma yaptığım yatırım çok önemli. Çünkü sağlıklıysam ancak diğeri hepsi işliyorlar zaten. O yüzden yatırım deyince biraz geniş bakmamız ve uzun vadeli bakmamız lazım. Uzun vade konusunda ileride başka bir video yapıyor olacağım. Kaldıraçlı tarafta da hani mesele sadece etrafımı çalışanlar donatmak değil, en iyileriyle donatmak. Ki onlar benden bile daha iyi yapıyor olsunlar işlerini. Müşteriler bana ihtiyaç duymasınlar. Müşteriler ben olmadan da benim şirketime para kazandırmayı göz önüne alsınlar. Ve bir yandan da bu kaldıraç sayesinde aslında belki benim yapabileceğimden de daha iyi yapılsın bu işler. Müşteriler daha da hayran kalsınlar. O yüzden doğru insanları bulmak, doğru insanları motive etmek, doğru insanları yetiştirmek, doğru insanları doğru şekilde müşterilerle buluşmasını sağlamak, işte kaldıraçlı aktivite burası. Buraya gerçekten çok zaman ayırmak gerekiyor. Bu dengeleri kurarsanız daha mutlu bir hayatınız olur. O zaman günde 14 saat çalışıyorum ama benim hakkımı vermiyorlardan kurtulursunuz. Ya ben günde aslında 3-4 saat çalışıyorum ama o saatleri öyle bir yönetiyorum ki o kadar doğru kaldıraçlı işlere ve yatırım işlerine vakit ayırıyorum ki para kazanmak için harcamam gereken saatler azalıyor bölgesine giriyor olabiliriz. Benim kişisel performansım nasıl? Ben yani bu boş işlerden epey kurtuldum, Allah'a var. Hani onların çoğunu ya outsource ettim ya hayatımdan tamamen çıkarttım. Mesela müşterilere teklif verme işinden hoşlanmıyorum. Satış toplantılarını gereksiz buluyorum. Bütün bunlardan kurtuldum. Bunun yerine daha kaldıraçlı bir iş yapıyorum. İşte burada içerik üretiyorum. İşte her bir müşteriye girip bir seferinde kendimi tanıtmaktansa diyorum işte şurada videolarım var, burada yazılarım var, bunu oraya okuyun diyorum. Böylece ürettiğim bir içerik kaldıraçlı olarak daha fazla insana hitap ediyor ve işimi kolaylaştırıyor. O yüzden o içerik üretimini bir yatırım olarak görüyorum ben. O yatırımımın bana geri dönüşünü tadını çıkarıyorum. Ondan sonra her seferinde tekrar kendimi tanıtmama, beğendirmeme gerek kalmıyor. O yüzden gereksiz işlerin çoğundan kurtulduğumu söyleyebilirim. Para kazanma işinde ben hala günlük çalışıp para kazanıyorum. Orada gelirimi epey arttırdığımı söyleyebilirim. Çünkü kendime doğru alanlarda yatırım yaparak işte buradaki içeriklerim sayesinde daha çok tanınıyor olmam, kendimi sürekli eğitiyor olmam, değişik içerikler sunuyor olmam sayesinde günlük ücretimi yükseltmiş durumdayım. Ama hala işin doğrusu kazancım ciddi bir bölümü bu günlük yaptığım işlerden geliyor. Bunda almam gereken yol var. Birkaç tane daha Bora Özkent yetiştirmem gerekiyor. Önümüzdeki dönemin önceliklerinden benim için. Bir diğer alan, yatırım alanında fena değilim. Özellikle paramı nereye yatıracağım konusunda iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Zamanımı nereye yatıracağım, kendimi nasıl geliştireceğim konusunda da hiç de fena olmadığımı düşünüyorum. Ama daha alacak epey yolum var. Son boyut kaldıraç tarafında çok kuvvetli değilim. Çoğu işi hala kendim yapıyorum. Evet, yazmak konusunda yardımcı olan arkadaşlarım var ama mesela videoları baştan sona kendim üretiyorum neredeyse. Bunun bir bölümünün sebebi benim mükemmelliyetçiliğim, hani düzgün olsun kendim yapayım her şeyi. Bir bölümü de başka insan iş aktarmaktaki yeteneksizliğim. İnşallah bunu artırırsam daha kaliteli, daha fazla içeriği daha az emek vererek aktarma şansım olacak. Önümüzdeki günlerdeki çabalarımdan biri de bu yönde olacak. Evet, hoşunuza gitmiştir inşallah her zamanki gibi. Eğer hoşunuza gitmişse bir like almak, bir yorum almak iyi olur. Artık görüşlerinizi çok merak ediyorum. Siz zamanınızı nasıl harcıyorsunuz? Bana biraz anlatın, üzerine biraz konuşalım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, görüşmek üzere.